Ben neden moralimi bozuyorum ki? Programımız çok yakında yayınlanacak. Ben onun tek bir saniyesini bile kaçıramam. O Bay Drew'un şovu. Üstelik bu sefer ben de yardım ettim. Tebrik ederim efendim. Bu sefer gerçekten imkansızı başardınız. Hem de bu zor işi Bayan Sakşi olmadan yaptınız. Çok yakında herkes bu baskını konuşuyor olacak. Artık Ganshiyamlal'in çevirdiği dolaplar ortaya çıkacak ve o da cezasını çekecek. Bu gerçekten de çok büyük bir başarı Drew. Tebrik ederim. Teşekkürler. Bu tehlikeli görevi sizin desteğiniz olmadan başaramazdım. Çok teşekkür ederim. Fakat bu övgünün en büyük kısmını bu operasyonu gerçekleştiren kişiye vermek lazım. O kendi hayatını tehlikeye atma pahasına bu video kaydına sahip çıktı. Bütün bu tehlikeyle cesurca yüzleşti. O kişi tabii ki Tapki. Bu haber kanalı ve ben Tapki'nin bu özveri ve cesaretini asla unutmayacağız. Efendim, sizin de dediğiniz gibi korkuyla yüzleştiğimiz takdirde korku kaybeder ve biz de kazanırız. Çok mu sevindin Tapki? Durup sana övgü yağdırdı ne de olsa. Ama henüz farkında değilsin ki ben çalışanlarımı altımda severim. Bulutların üstünde değil. Tapki, gerçekten iyi çıkardın. Tebrik ederim. Teşekkür ederim hanımefendi. Bana Ganshiyamlal'in dükkanının önünde bu sabah kasten çarpmamış olsaydın, o operasyona giden de ben olacaktım. Sen ne demek istiyorsun Sakshi? Ama gerçek budur. Tam da dükkana girmek üzereyken gelip bana çarpmıştı. Bunu neden yaptığını şimdi çok iyi anlıyorum. Böyle kısa bir zamanda başarıyı yakalayabilmek için hiç bundan daha iyi bir fırsat olabilir mi? O sırada herhangi bir şey söylemedim çünkü operasyonun başarısı benim için daha önemliydi. Hanımefendi ama siz neler diyorsunuz böyle? Bayan Sakshi yalan mı söylüyor yani? Ben sizi ne zaman itmişim ki? Efendim demek ki Tapki bunun hepsini planladı. Operasyona her zamanki gibi Bayan Sakshi gidecekti. Tapki bu yaptığın çok yanlış. Bayan Sakshi'den özür dilemelisin. Özür dilemek mi? Ama ben kötü bir şey yapmadım. Şimdiye kadar yaptığın hataların haddi hesabı yok. Önce o şipi mahvettin, şimdi de bu. Drew, sence de benden özür dilemesi gerekmiyor mu? Efendim, ama ben size doğruyu söylüyorum. Ben kasten hiçbir şey yapmadım. Çıkarların için başkalarını aldatmak büyük bir suçtur. Bunun için 100 defa da özür dilemek istesen, bu yeterli olmaz. Özrünü 100 defa tahtaya yazmalısın. Böylece herkese ibret olur. Bu ofiste böyle şeylere yer olmadığını bilsinler. Ben herhangi bir hata yapmadım ki. Hanımefendi, ben sizden özür dilemeyeceğim. Tapki, bu operasyona gitmen büyük cesaret gerektiren bir şeydi. Ama bunun için öncesinde yaptıkların gerçekten çok çirkin. Şimdi seni cezasız bırakırsam, bu diğer stajyerlere çok yanlış bir mesaj verir. İşte bu yüzden ofis tahtasına özür dilerim yazacaksın. Hem de 100 defa. Efendim, benim babamın öğrettiği bir şey var.
Eğer bir hata yaptıysan bunun için özür dilemelisin. Ama eğer yanlışın yoksa o zaman hiçbir ithama boyun eğmemelisin. Böyle bir suçlamayı Bayan Sakşi neden yaptı bilmiyorum. Sanırım bir yanlış anlama olmalı. Ama onun yanlış anlaması nasıl benim hatam oluyor? Yani ondan özür dilemeyecek misin? Bu sana verdiğim son şans Tapki. Peki öyleyse. O zaman kararı kendin verirsin. Ya o tahtaya 100 defa özür dilerim yazarsın, ya da yarın ofise gelmezsin. Demek itiraf etmek istemiyorsun. Bu sana vereceğim son şans Tapki. Ya o tahtaya 100 kez özür dilerim yazarsın, ya da yarın ofise gelmezsin. Öyleyse yarın ofise gelemeyeceğim. Yapmadığım bir şey için kimseden özür dileyecek biri değilim ben. Eğer bu benim Agra'ya dönmemi gerektirecek olsa bile. Çok uzun sürmedi. Ama sizinle birlikte çalışmak büyük bir zevkti benim için. Ancak beni üzen tek bir şey var. O da sizin güveninizi kazanamamış olmak. İşte bunun için üzgünüm. Aankhon pe dhoop si aisi padi hai. Khwab jo the pighal gaye. Aansuon ne kaha dil ki suni hai. Palkein moondi.